Agop'la sohbetimize devam ediyoruz. Türkiye'deki siyaseti izliyor musunuz bilmiyorum tam olarak. En son seçimlerde 3 tane Ermeni milletvekili seçildi. Bu Ermenistan'la ya da Ermenilerle Türkiye'nin problemlerinin çözümüne bir katkısı olur mu sizce böyle bir durumun? Bana o kadar siyasete ben o kadar çok şey yapmam ama bilmem. Bence olmaz yani. Pek bir şey değişmedi. Şeyden yani. Sonra. Ha, anladım. Peki bir gün Türkiye soykırım nedeniyle özür dilese. Evet. Siz örneğin sizin dedeleriniz Maraş'tan mıydı? Maraş'tan mı Suriye'ye gitmişsiniz? Bizim Maraş'tan evet, evet gitmişiz. Ya yani gidip siz dedelerinizin yaşadığı yerde evet. yaşamak ister misiniz? Ya yani Türkiye'liyle birlikte. Vallahi ben zannetmem yani. Çünkü biz oraya yani ben ne gitmedim ne de gördüm. Hiçbir yani. Bağlantım Hiçbir yok. Hiçbir bağlantım yok. Şimdi peki. Bana Suriye'ye giderseniz mesela derseniz evet. biraz düşünürüm yani. Önce düşünürüm sonra cevap veririm. Böyle yani olur giderim olur gitmem. Kesin çünkü bir şey ben oradan geldim yani orada 25 yıl orada yaşadım. Bir gün peki Suriye'de barış sağlanır mı yeniden? Böyle bir umudunuz var mı? Barış bence sağlanır yani. Nasıl olacak? Yani bir çözümü olur. Yani bir şey yoktur ki öyle yıkılır öyle kalır. Yani Bir gün çözülür ama ne zaman bilmiyoruz. Ama ne zaman bilmiyoruz. Bakarsın iki yıl sürer, bakarsın 10 yıl sürer. Ama sonra yani şimdi şeye gidersek biz eski zamana gidersek yani çok harplar oldu yani. Evet. Dünya savaşı oldu birincisi, ikincisi öyle evet. şeyler. Uzun yıllar sürdü. Evet. Yani sonra baktık yani şey oldu yani. Bir biçimde çözüldü. Çözüldü. Şimdi Berlin'e bakarsan o Almanya tüm yıkıldı yani bir şey kalmadı orada. Yani ne bina kaldı ne bir şey kaldı savaşta. Şimdi bakıyorsun yani çok iyi güzel eskiden de güzel oldu yani. Peki böyle bir durum olursa o zaman mı karar verirsiniz şimdi söyleyebiliyor musunuz? Giderim gitmem ben diye. O zaman karar veririm yani şimdi. Çünkü görüyorsun ki her şey yıkılmış, bir şey kalmamış. Evet. Evet. Yani şey var orada, savaş yani. En sonunda savaş. Evet. Biz oraya yani şimdi gidemeyiz. Öyle. Evet. Yine Türkiye ya yani soykırımla ilgili bir şey soracağım. Siz küçük bir takım dedelerinizin anlattığı ya da babalarınızın size anlattığı evet. hikayeler var mı soykırımla ilgili? Özellikle anımsadığınız çarpıcı herhangi bir şey. Yani örneğin dedeniz nasıl kurtulmuş şeyden, soykırımdan? İşte kaç yaşındaymış dedemiz, kaçarken? Dedemiz yeni doğmuş yani öyle. Öyle mi? Öyle gelmiş. O savaş vaktinde Türkiye'den geliyorlarmış. Aha. Öyle küçük yani elde yani getirilmiş Türkiye'ye. Orada sonra büyümüş. Evet. Öyle yavaş yavaş bir şeyler yokmuş. Yani hiçbir geldiğince yokmuş hiçbir şey yokmuş. Öyle. O çatıların altında yaşamışlar, işlemişler yavaş yavaş. Tabii bizi yani ne kadar anlattıklarına göre yani o Araplar çok iyi bakmışlar yani bize. Kötü davranmamışlar. Evet, bir şey yapmamışlar yani ev vermişler. Maraş'tayken ne iş yapıyormuş sizinkiler? Yani bizim yani büyük babamın babası, onun babası kasaplıkta yani işler. Herkes. Maraş'ta. Evet. Yani bizim şeyimi söylüyorum ben. Öyle sonra büyük babam yapmış, sonra babam, sonra ben öyle yani. Öyle devletlisin, gitmişsiniz. Evet. Güzel. Bu soykırımla ilgili öyküler evinizde konuşuluyor mu? Nasıl? Yani soykırımla ilgili öyküler, yani öyküler derken soykırımla ilgili büyükleriniz diyelim ki babanız evet. size bir şeyler anlattı mı? Yani ufakken. Bu yani normal konuşulan bir hikaye mi? Yani demek istediğim yani size anlatıyorlar mı diyorum? Anlatıyorum. Evet, anlatıyorlar. Benim büyük babam çok anlatırdı. Böyle onlar tabii o da bilmez. Ona da anlatmışlar. Ona da anlatmışlar. Evet. Böyle savaşka gelirse geldiği vakit öyle olmuş, böyle yapmışlar, böyle. Yani sonra işte gelmişler biz Halep'e geldik. Orada işte yaşamışlar. Ondan sonra buralara gelmek zorunda kaldık. Ondan sonra işte böyle yaşadık biz de. Yani tam
dersek sayarsak 100 yıl oldu yani evet. Biz yaşıyoruz orada. Yani şey sayarsan yani. 100 yıl sonra da bu tabi. 100 yıl sonra yeniden taşındık, geldik buraya şimdi. Ermenistan'da ekonomik koşullar nasıl? Yani sizin için hayat zor mu burada? Yoksa vallahi bizim rutin biraz vallahi zor. Yani bizim yani yeni geldiğimizde çok zor oldu. Şimdi de zor ama yeni geldiğimizde daha çok zordu. Neden? Yani biz orada çok ucuzdu yani. Suriye'de hayat bedavaya ucuz. Yani diyeceksin yani yaşıyorduk. Burada geldiğimizde anladık. Orada yaşarken anlamıyorduk. Ha. Burada geldik anladık yani biraz şey oldu. Meyveler, sebzeler öyle orada çok ucuzdu. Aha. Şimdi bir şey de var, problem de var. Kira problemi var. Şimdi evet. Orada biz kiraya oturmuyorduk ha, yani. Doğru, eviniz bizim kendiniz. Evimizdi, dükkanımızdı, bahçemizdi, her şey vardı yani. Araba ha. Şey hepsi var. Şimdi geldik buraya bir şey yok. Şimdi bu dükkan kiraya, ev kira. Şimdi burada öyle oturmuşuz yani. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Halep'te diye. Ermeniler aynı mahallede mi yaşıyordu genelde? Evet, çok yakınlardı aha, yani birbirimize. Öyle bir mahalle vardı, çoğu Ermeni evet. Yani. Mahallenin adı ne? Arapça Miden diyorlardı. Miden. Evet, Ermenice Nurkuk derlerdi. Aha. Yani yeni köy yani. Orada öyle geliyor. Ermenice eğitim alabiliyor muydunuz okullarda? Orada? Evet. Evet. Aha. En küçük yaşından Ermeni okula gittim. Okuma yazmaya Ermenice başladım. Aha, aha. Sonra biraz büyüdük, Arapça şey oldu. Arapça da. Arapça da yani girdi. Öyle. Sonra İngilizce aha. Beraber. İngilizce de mi okudu? İngilizce de okudu öğretince. İngilizce de evet. Aha. Türkçeyi aileden ve. Türkçe evet böyle yani sohbet ederek, konuşarak, duyarak öyle öğrenmişiz yani. Türkiye'ye gitmediniz hiç ama. Yok valla. Gitmedim. Kürtlerle ilişkileriniz nasıldı? Kiminle? Kürtler. Kürtler? Evet. Yani mesela şöyle bakıyorum. Mesela Kürtlere sorduğunda Kürtlere Ermenice mesela Arap Tigran'dan tutarlar, Arap Etihacı'dan nice dengeciler ilişkileri, evet. Kürtlere kadar dostu kibir. Orada bizim küçük evimiz vardı bahçeli böyle. Oradaki şeyler, yaşayanlar, komşular bütün Kürt'tü yani. Kürtler de çok biz yaşadık ha. Yani. Yani, orada misafirlerimizdi. Ama yani bir şey görmedik yani. Ya yani kimsenin birbiriyle gerilimi yoktu yok, yani. Yok. Ne Araplar, yok. Ne Türkmenler, ne Kürtlerle. Tam tersi yani. Onlar bizi çok saygı yapardı, şey yapardı. Anladım. Gidersek yani ikram ederlerdi, bir şey yapardı öyle. Peki Türkiye'deki insanlara yani bunu izleyecek ağırlıklı izleyicimiz Türkiye'den. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'deki yani insanlar... Yani bir mesajınız var mı Türkiye'deki insanlara? Yani ne bileyim bir arkadaş örneğin şöyle söyledi. Biz bunları yaşadık. Hani savaşı kastederek söylüyor. Evet. Aman ha dikkatli olsunlar. İşte politikacıların şeylerine uymasınlar. Onlar yaşamasın gibi bir şey söyledi örneğin. Ne bileyim hani sen yani şu yaşadıklarında gördüğün ve çıkardığın söyleyebileceğin bir şey var mı? En son bilmem şimdi yani biri orada yani iyi yaşıyorsa rahatsa yani öyle şeyler yapmamalı yani. Yani şimdi, herkes rahat yaşamalı diyorsun. Şimdi bizim yanımdaydı yani çok iyiydik, çok yaşıyorduk, güzeldi, her şey güzeldi. İşte böyle birkaç kişi çıktılar böyle şey yaptılar, özgürlük istiyorlar bilmem ne oldu. Daha şey oldu yani çok daha kötü oldu. Yani en sonunda bu devlet işi yani onlar bilirler, onlar yaparlar. Şimdi yani devlet olmasa yani insanlar birbirine vururlar, çok problemler çıkar yani. Yani o bir yorum yani, tabii. Yani, olmayabilir hiçbir şey yani uslu durmanları daha iyidir yani. Uslu durmanları iyidir evet. Diyorsun. Tamam, savaşmasın, kimse savaşmasın diyelim evet. O zaman. Savaş iyi bir şey değil yani. Evet. Çok teşekkürler. Tamam. Sizden.
İşler nasıl? İşler başlıyor. Yollar diyorlar. Yollar. Yola giriyor mu? Yani yola giriyor. Yola giriyor. Bu da bir sanattır ha. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 10 yıl. Orada üniversiteye falan gitmek kolay değil mi? Böyle bir şey tercih ettin mi? Sen ne bileyim üniversiteye gitmek kolay. Böyle şeyler, ha yani pek makbul değil mi bu arada? Yok makbul ama ben bir şey yapmadım. Bir babamın işi. Yani babamın babası da var. Sen de mecbur. Sen de babamın babası. Bu meslek işi he? Evet. Baba mesleği. Dede mesleği. Şimdi gelir. Babam da gelir. İşte böyle. Seversen işte. Çabuk öğrenirsin. Ha. Gelir. Buraya geldik. Senin yaş kaç? 29. Gelen sene 30. Bizim orada kendimiz var. İşte bu müşteriler için geldik buraya. Başlık geldik. Hani hangi mahallesindeydin sen? Neden? Duymuş musun? Yani arada okuyoruz savaşmaz sayesinde artık. Öyle böyle biraz haberimiz oluyor mahallelerde de. İşte bizim yanlarda o kadar bir şey yok. Biraz daha güvenli ya. Çok güvenli değil ama. Sizin taraf şimdi Suriye ordusunun kontrolü müydü? Yoksa şeyler mi? Suriye ordu mu? Hala Ermeniler var orada değil mi yani yaşayan? Var. Yaklaşık 8 bin. 8 bin. Onlar çıkmadılar bu şekilde, Halep'ten. Onlar çıkmadılar. Kimisi, o çıkmaz. Bunlar da ya çok zengin, hı-hı, ya hiç paraları yok. Hı-hı. Yani çıkarsak şey mi diyorlar? Her şeyi kaybederiz diye mi bir kişi çıkıyor? Marınlar korkar. Çoğu ama fakir fukara. Sizin şey değil miydi? Sizin durum nasıl da? Siz kolay mı terk ettiniz bunu yani? Geride bıraktınız mı epey bir şey? Geride çok şeyler bıraktım. Her şey orada durmuş. Her şey kaldı. Ama bir bak sana sağlam kalksın. Ya tabii. Artık nakit neyiniz varsa şey yaptınız, alıp çıktınız herhalde. Nereden geçtiniz? Türkiye üzerinden mi geldiniz? Valla ben geldim de uçakla geldim daha. 3 sene evvel. Ha o zaman daha... O kadar karışık derdi. Ne? Şam'dan mı? Baba Halep'e gittim. Oradan uçakla geldim. Ha, Şam'dan buraya mı yoksa? Yok Halep'ten. Halep'ten ha? Halep'te var da. Oradan direkt buraya geldim. Öyle mi? Ha vardı yani. 50 dakika sürdü. Ha iyi. Buraya gelince şey rahatlamış hissettin mi? Valla işte daha ilk geldiğimden biraz şey var. Yani. Yani yeni yere geliyorsun.
Ama sonra alıştım işte, yavaş yavaş. Şimdi düşünüyoruz yani, iyi olursa gidelim miyiz, buradan bakacağız. Böyle bir olasılık var yani kafanda hala. Oraya şey olursa gidebiliriz diyorsun ya, Erçin güzelirse. Peki yani öyle bir şey... Biraz şey... Öyle bir şey bekliyor musun yani, gerçekten düzelir mi? Valla... Yani bir şey yoktur ki düzelmez. Her şey düzelir. Öyle kalan bir şey yoktur. Şimdi özellikle... Ama ne kadar sürer onu... Ha, onu bilmiyoruz diyorsun. Ama gitmeyiz. 10 yıl sürer, 20 yıl sürer. Ama fırsat olursa gitmek istersin yani, her şey düzelirse. Şimdi orada yani, orada da olur. Şimdi ben geldiğimde 26 yaşındaydım. 26 sene orada yaşadım. Orada da olur. Ülke olarak orayı görüyorum diyorsun. Tabii normal. Yani sonunda gideceğiz ama gideceğiz, ne yapacağız onun işte bilmiyorum. Bakarsın gideriz oraya, satarız her şeyi. Gene gelelim. Burada peki... Yani o, sana bir şey diyeyim. O işlerden yani. İşlerin iyiyse, tamam öyle diyorlar. Sen nerede kazanırsan, oradasın. Ha, nerede senin için iyidir. Nerede güzel. Doyarsan, orası senin memleketin, değil mi? Peki şey nasıl oldu? Burada, buraya siz geldikten sonra buradaki yani hem Ermeni devletin hem buradaki yaşayan insanlar siz nasıl karşıladınız? Ya büyüyor, çok güzel bir şey oluyor, değil mi? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Onu bir alayım mı? Çok rahatlar. Her şey sağ.
savaştan önce diyorum orada yani Türkler arasında Ermeniler ve Kürtler benim babamlar da Kürtler hiç kavga ediyorlar mı yani öyle gelip diyorum hiçbir şey yok ben yani askerlik de yaptım orada 2 sene ne istersen var orada yani şey var siz örneğin ayrımcıda uğramıyor musun? Kardeş gibi yaşıyorduk orada bir şey yok yani Ermeni Ermeniydi ya da Hristiyanlık yani bir yok daha iyi yok tam tersi yani. Biz Ermeniyiz diye bize daha iyi bakıyorlardı, daha iyi intiram yapıyorlardı yani bize. Türkiye'nin ya da Erdoğan'ın diyorlar. Ya bu etiklerine ne diyorsun? Yani önce Esad'la kardeşin dediler, sonra başka türlü olmuştu. Sonra işte bu bizim aklımız gelmez yani. Bu siyaset başka bir şey. Zaman, zahir insan var, erkin insan.
Arabya pordurun alakıyon. Tudur modena dursan emakon. Yez Arabya pordurun alakıyon. Tudur modena dursan emakon. Kovaşın feriz parne varakıyon. Zahir insama.
Bir saniye.